komutanım. Benim bir düğünü burada yapar mıyız? Sen önce seninle evlenecek cesarette bir kız bul da. Komutanım, biz biraz daha eğlenceye devam edebilir miyiz? Tamam, iki saat daha devam edin ama sonra ortalığı toplayın. Emredersiniz komutanım. Beni duyuyor musunuz komutanım? Levent Süleyman'ım. Ne oldu? Nesi var? Hemen hastaneye götürmemiz lazım. Önemli bir şey yok değil mi? Ya duracağız, ambulans çağırsanız da hemen. Hadi koşsanız hemen. Dayanın komutanım, dayanın. Ya kardeşim, bassana gaza. Daha hızlı gitmiyor mu bu araba? Vedat, sakin ol. Aç gözlerimi. Merak etmeyin komutanım, yanınızdayız. Dağ gibi adam devrildi. Kalp mi acaba? Yok be abi. Ha çok genç ya. Bizim bir arkadaş vardı böyle genç yaşta, 26 yaşında. Kalpten gitti. Senin ağzının ortasını bir çakarım şimdi. Fırtına Levent o. En fazla yorgun düşmüştür. Tamam Şahım, tamam. Arkadaş yeni. Kötü niyetimden demedi. Hepimiz üzgünüz Kadri. Sakin ol. Komutanım, bir haber var mı? Ya hastaneye bile varmamışlardır. Ne haberi? Komutanım, bizi de haberdar edersiniz değil mi? Ederim arkadaşlar, ederim. Yalnız sizden tek bir ricam var. Lütfen bir haylazlık yapmadan oturun bir kenarda. Emredersiniz komutanım. Komutan, Levent Üsteğmen'i görmeye ne zaman gidebiliriz? Bilmiyorum. Yarın çarşı izni olanlar gider gidebilirler. Ya biz? Bilmiyorum arkadaşlar, bilmiyorum. Sonra konuşuruz. Neredeyse ağlayacaktı. Eyvallah. Ne edeceğiz uşaklar? Dua edelim bence. Thank you.
Ay bu Hamza gerçekten arıza ya. Yolda gül gül öldürdü beni. Ya görsen kıza neler söyledi. Ha şunlardan bir kurtulayım da gidip bir şeyler içelim ha. Melek, ne oldu? Yine o postacı Ferit Efendi ile mi atıştınız yoksa? Deniz. Hı. Levent. Rahatsızlandı. Ne demek rahatsızlandı? Nerede şimdi? Hastane. Ya Deniz dur bekle. Bu kurşunun burada ne işi var? Bir açıklama yapmadılar komutanım. Biz de bekliyoruz. Niye hala bir açıklama yapmadılar? Tamam Deniz. Bütün tetkikleri yapsınlar. Ondan sonra yapacaklardır açıklamayı. Merak etme. İnşallah durumu ciddi değildir. Deniz'ciğim Levent Süleyman çok güçlü biri. Merak etme iyileşecek. Komutanım geliyor. Komutanım nesi varmış? Durumu maalesef çok ciddi. Vücudundaki kurşun hayatını tehdit ediyor. Ne kurşunu? Ben de bilmiyorum. Sağlık kayıtlarında da yok. Ama omuriliğe yakın bir yerde bir kurşun var. Uzun süredir orada olduğunu tespit ettik. Vücut içinde ilerliyor. Çıkarın o zaman o kurşunu. Vedat. Peki komutanım o kurşunun alınması mümkün değil mi? Almasını alırız ama. Ama ne? Kurşun omuriliğe çok yakın. Bu şekilde yaşamasına imkan yok. Buna karşın ameliyatı da çok riskli olacak. Hayatını kaybetme ya da sakat kalma riskinden söz ediyorum. Yemelisin. Bir şey yiyecek halim yok. Niye ihmal etmiş o kurşunu? Neden saklamış bu kadar zaman? Mesleğini çok sevdiği için. Genç yaşında malulen emekli olmamak için. Ne olur bulama kendin Deniz. Her şey çok iyi olacak. Umarım. Durumu nasıl görebildiniz mi? Hayır komutanım. Ne zaman görebilecekmişiz? Bu gece zor. Hayati tehlikeye atlattı ama şimdilik müşahede altında tutuyorlar. Bekleyip göreceğiz. Deniz. Çok perişan gözüküyorsun. Eve git dinlen biraz. Müsaade ederseniz komutanım burada kalmak istiyorum. Gerekirse senelik iznimi kullanıp Levent'in yanında kalacağım. Bakarız. Hele bir Levent'in durumu netleşsin de. Nasılsınız? Ne oluyor? Ben şimdi Doktor Bey'i çağırıyorum. O size gerekli açıklamayı yapacaktır. Bu riskleri ortadan kaldıracağız. Çok iyi doktorlarımız var. Ben çocuk değilim komutanım. Beni boşuna unutmaya kalkışmayın. Hiçbir zaman eskisi gibi olamayacağımı biliyorum. Böyle konuşma Levent Üsteğmen. Moralini yüksek tutmalısın. Ne kabul etmezsen? Riske rağmen hayatınızı kurtarabiliriz. Ama bu şekilde... Komutanım biraz yalnız kalabilir mi? Komutanım.
Yalnız kalmak istiyorum. Ziyaretçi saatlerini siz mi belirliyorsunuz üsteğmenim? Buyurun komutanım. Rahatsız olma Levent. Daha ilk günden huysuzluk mu yapmaya başladın sen? Ben sadece... Yalnız kalmak istiyorum hikayesine başlama lütfen. Kovsan da buradayım. Hastaneden birlikte ayrılacağız. Komutanım kışlada size ihtiyaçları vardır. Burada zamanınızı benimle boşa harcamayın. Benden kolay kolay kurtulamayacaksın Levent. Hem alay komutanımızla konuştum. Gerekirse yıllık iznimi de kullanacağım. Kendini iyi hissediyor musun? Ziyaretçilerim var. Kim? Askerlerin. Ayağa kalkmama yardım eder misiniz komutanım? Saçmalama Levent, hiçbir yere kalkamazsın. En azından doğrulup oturayım komutanım. Beni böyle perişan görmelerini istemiyorum. Görürlerse görsünler. Sen onlar için fırtına Levent'sin. Ne yani, gözlerinden mi düşeceksin? Komutanım. Daha fazla üzülmelerini istemiyorum komutanım. Tamam, bir dakika. İyi mi? Sağ olun komutanım. Komutanım geçmiş olsun. Geçmiş olsun komutanım. Geçmiş olsun komutanım. Sağ olun arkadaşlar. İyi misiniz komutanım? İyiyim Kerim, iyiyim, sağ ol. Zahmet etmişsiniz. Çarşı izninizi benimle harcamasaydınız. Siz ne diyorsunuz komutanım? Dün gece toplu filan edip sizi görmeye gelecektik neredeyse. Komutanım zaten neredeyse Yusuf Uzba Çavuş bırakmıyordu bizi. Allah'tan Kerim hasta, emrimiz yetişti imdadımıza. Çok insafsız komutanım. Ya ben de uzman erim ama onun gibi değilim. Vallahi Yusuf uzmanınızla fazla takışmamanızı öneririm Naci. Yok komutanım. Çok geliyor üstümüze. Bak ben de olmayacağım başınıza. Sonra kim kurtaracak sizi elinden? Yani işte bir süre. Bu kadar uyuması normal mi? İlaçların etkisi. Uyku psikolojik olarak bir kaçış da olabilir tabii. Ameliyatı ne zaman yapacaksınız? Bilinci açık. O yüzden kendi istemediği sürece yapamayız. Ne demek yapamayız? Öylece ölüme mi terk edeceğiz? Özür dilerim komutanım. Yüzbaşım, ameliyat sonrası riskleri kabullenememesi şu anda çok normal. Ama hep birlikte onu ikna edeceğiz. Sen de az uykucu değil misin Levent? Öyle yapmanıza gerek yok komutanım. Konuştuklarınızı duydum. Her şeyin farkındayım. O zaman inat etme de bir an önce ol şu ameliyatı Levent. Kararıma lütfen saygı gösterin. Levent, bir üstün olarak saygı gösteririm. Ama bir arkadaşın olarak saygı göstermiyorum. Kararını değiştirene kadar elimden geleni yapacağım.